Milattan önce 218 yılının sonlarına geldiğimizde, Hannibal Barca ordusuyla Alpleri aşıp, Po Vadisi'nde karargahını kurmuştu. Alp dağlarını aşarken uğradığı saldırılar ve üzerine kabus gibi çöken kış sebebiyle, kuvvetlerinin yarısını geride bırakmıştı. Bu yüzden, Romalılarla bir çatışmaya girmeden önce, ordusunun acil ihtiyaçlarını gidermek zorundaydı. Temelde, üç ana ihtiyacı vardı. Birincisi, erzak stokları tükenmek üzereydi ve en acil ihtiyaç olarak bunu görüyordu. İkincisi, ordusu Roma lejyonlarından sayıca az ve yorgun olduğu için herhangi bir çatışmada sonu gelebilirdi. Po Vadisi'ndeki Galyalı kabilelerden asker toplayıp, bu esnada kendi askerlerini dinlendirerek kuvvetini arttırması gerekiyordu. Üçüncüsü, bulunduğu yerde, yani Po Vadisi'nde sorun yaşamamak için, buradaki Galyalı kabilelerin bağlılığını sağlaması gerekiyordu. Böylece, vadi üzerindeki bir hakimiyet, Roma lejyonlarıyla karşılaşması dışındaki sorunların önünü kapatacak, ezeli ve ebedi düşmanı olan Roma'ya karşı yürüyüşünde, önünde bir engel kalmayacaktı. Bazı kabilelere hediyeler göndererek onların bağlılığını sağlamaya çalıştı. Fakat Taurini kabilesi, Hannibal'ın ilerleyişine engel oluyor, bitkin durumdaki ordusuna küçük saldırılar düzenliyordu. Bu sebeple, Po Vadisi'ndeki otoritesini kurmak için ilk hamlesini bu kabile üzerinde gösterdi ve üzerlerine yürüdü. Bu Galyalı savaşçılar Hannibal'a karşı 3 gün direndi fakat, en sonunda Hannibal'ın kuvvetleri kasabaya girdiler ve bütün kabile halkını kılıçtan geçirip erzaklarını yağmaladılar. Bu hareketiyle, Po Vadisi'ndeki Galyalı kabilelere Kartaca düşmanlığının bedelini gösteriyordu. Bu sırada, Kartaca Meclisi Roma'ya karşı başka adımlar atıyordu. Bir zamanlar sahip oldukları önemli liman şehirlerini geri almak için, Sicilya kıyılarına donanma gönderdi ve bu donanma kıyılara küçük yağmalar yapmaya başladı. Sicilya'daki Konsül Longus, hemen harekete geçti. Kartacalılar bölgede daha büyük bir filoya sahiplerdi ancak, Kartaca gemileri Romalı gemilere oranla daha az asker taşıyordu. Longus, her gemiye normalin iki katı lejyoner yerleştirerek gemilerin bordalama yeteneklerini artırdı ve Kartacalı donanmasını Sicilya yakınlarında bir savaşa çekti. Bu savaşta Kartaca donanmasının büyük bir bölümünü denizin dibine gönderdi ve kalanları da tek tek avlamak için birliklerini dağıttı. Bu sırada, Kartaca'nın çıkarma planlarını yok eden Longus, Hannibal'ın Alpleri aşması üzerine, Roma Senatosu tarafından lejyonlarıyla beraber Po Vadisi'ne çağrıldı. Birliklerinin toparlanmasını bekledikten kısa süre sonra, Hannibal'la yüzleşmek için yola çıktı. Bu sırada Scipio, Hannibal ile savaşta karşılaşmak için çok hevesliydi. 17 yaşındaki oğluyla beraber, Plasentia'daki Po nehrini geçip, nehrin batı yakası boyunca yürüyüşünü devam ettirdi. Komutası altındaki askerlerin çoğu az tecrübeliydi, fakat Scipio, kendisini Hannibal'ı yeneceğine ikna etmişti. Sonuçta Hannibal Alpleri henüz aşmadan onun kampını bastığında onu karşısında bulamamıştı. Hannibal, Scipio'nun tüm birlikleriye üzerine geldiğini düşünüyordu. İberya'ya gönderilen birliklerden henüz haberdar değildi. Romalıların Po Vadisi'ne yürüttüğü iki ordusu olduğunu zanneden Kartacalı general, Alplerden çıkan yorgun ordusu ve yeni oluşturduğu Galyalı birliklerle zaferden emin olamıyordu. Fakat, Romalıların karşısına çıkmazsa vadideki kabilelerin kendisine itaat etmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden yüzleşmek için harekete geçti ve Po Nehri'nin kenarında ordusunu yürüttü. İki general de birbirlerinin konumlarını bilmiyorlardı ve etrafta keşif birlikleri dolaşıyordu. Sonunda birbirlerini gören bu birlikler düşmanlarının dikkatle ilerlediğini karargaha bildirdiler. İki general hızlıca savaş pozisyonu aldılar. Hannibal İspanyol süvarilerini ön sıraya dizdi ve Numidyalı hafif süvarileri de iki gruba ayırıp ikinci sıraya yerleştirdi. Scipio ise, Hannibal'ın süvarilerini zayıflatmak için velit denilen, mızrak atıp kılıç kullanan birliklerini ön sıraya yerleştirdi ve onların arasına da Galyalı müttefiklerini koydu. En arkada da Romalı süvariler düzen alıyordu.
ki ordu yaklaşmaya başladığında Hannibal, Romalıların süvari bakımından oldukça az olduğunu fark etti. Bu sayede Kartaca süvarileri Romalı birliklerin mızrak atışından etkilenmeden farklı bir rota çizebilirdi. Fakat bunun aksine Hannibal, Romalıların ön hattına kanlı bir hücum emri verdi. Scipio, Velit birliklerini geri çekip süvarileri sürdü. Velitler atış yapamadan geri hatlara çekilmişlerdi. Savaşın merkezinde kanlı bir süvari çatışması sürüyordu. Atlar bu çatışmadan korkup kaçışmaya başlamış, çoğu süvari atından inip piyade olarak çatışmaya başlamıştı. Savaşın gidişatı belirsiz gözüküyordu, fakat bütün bunlar Hannibal'ın planının bir parçasıydı. Romalılar Kartacalı süvarileri itmeye başladığında, Numidyalı hafif süvarileri kanatları sarmaya gönderdi. Bu hamle, Asya'nın bozkırlarında at süren nesillerin düşmanlarına karşı uyguladığı ve yüzyıllarca uygulayacağı kurt kapanı taktiğiydi. Bu olay zaferden emin olan Romalılara sürpriz olmuştu. Kanatlarda yer alan Romalı piyadeler panikleyerek kaçtılar. Numidyalı hafif süvariler, hızlıca Roma kanatlarını sarıp hafif piyadeleri ezdiler ve Roma ordusu hatlarını sıkıştırmaya başladılar. Kartaca ordusunun ortasında kalan Roma konsülünün, 17 yaşındaki oğlu Publius'un, küçük bir süvari birliği ile çevresinde savunma hattı oluşturması kurtardı. Roma generali Scipio, bu karmaşanın ortasından bu küçük birlikte uzaklaşarak canını zor kurtardı. Roma kuvvetlerinin çevresini sarmış Kartaca ordusu, acımasızca katliama devam ediyordu. Hannibal, meydandan yine ve yeniden, zaferle ayrılıyordu. Zaferin yankısı, Galyalı kabileler arasında yayılmaya başladı. Hannibal, Galyalıların kendisini destekleyeceğini düşünmesine rağmen, onlardan çok az karşılık bulabildi. Ordusu yeterli destek görmediği için erzak sıkıntısı çekiyordu. Bu nedenle, süvarilerini Romalı bir garnizon tarafından kontrol edilen ve tahıl şehirlerinden biri olan Carstudium'a gönderdi. Garnizonun komutanı, Güney İtalya'ya seyahate çıkmıştı ve orada kalan nöbetçiler Hannibal'ı kapısında gördüğünde, tüm tahıl depolarını 400 altın karşılığında teslim ettiler. Ayrıca, hep birlikte Hannibal'ın ordusuna katıldı. Bu askerler, İtalyan müttefiklerden Hannibal'a katılanların ilki oldu. Bu sırada Konsül Scipio, ordusundan arta kalan küçük bir grupla beraber, Sempronius ve lejyonlarını beklemek üzere geri çekilerek Plasentia'ya doğru ilerledi. Ticinus nehrindeki yenilgi en küçük dertleri olacaktı. Gelecek savaşlarla birlikte Hannibal'ın Roma üzerindeki etkisi daha da derinleşecekti.